Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Poşette dondurma yapacağız. Nasıl yapacağız? 5 dakikada elde edebileceğiniz en kolay, en pratik, çok lezzetli bir dondurma yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeleri hem her videonun başına hem de açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Şekeri bir ölçü kabına döktüm. Bir su bardağı, anlaşılır ölçüler olabilmesi için bir su bardağı, 200 ml'lik su bardağıyla süt ilave ettim. Yağlı bir süt kullanırsanız çok daha iyi sonuç verir. Böyle dondurma süt yağını seven bir yiyecek. Şimdi içine bir kutu küçük kremalardan sıvı krema ekliyorum. 200 ml'liktir bu. Bir küçük kutu sıvı krema ile süt ve şekeri şöyle bir iyice karıştıracağım. İçinde şeker eriyene kadar karıştıracağım ve içine vanilya ilave edeceğim. Vanilya ekstratı da ilave edebilirsiniz. Onların içinde rom olduğu için ben tercih etmiyorum. O yüzden kendim evde yaptığım vanilya şekerini kullanıyorum. Bir çay kaşığının ucuyla böyle vanilya şekeri kullandım. Ve şimdi bunu dolap poşetlerine, bu kilitli buzdolabı poşetlerine en büyük boyuna 3 litre olan boyuna buz dolduracağım. Dondurucuda hazırladığım bir kase buzu içine boşaltıyorum. Şimdi bunun içine bir çay bardağı tuz ilave edeceğim. Tuz buzun daha fazla etkileşime geçmesini sağlayacak. Kalın tuz ya da ince tuz kullanabilirsiniz. Ben ikisini karışık kullandım. Ve bunu hazırladığım buz poşetini kenara koyuyorum. Diğer küçük poşetin içine dondurma karışımımı dökeceğim ve ağzını sıkı sıkıya kapatacağım. Çift kilitli poşet de kullanabilirsiniz. İçine damla çikolata ilave ettim. Taze meyveler de kullanabilirsiniz. Çilek kullanabilirsiniz. Kurabiye, brownie. Neli yapmak isterseniz dondurmanızı onunla yapabilirsiniz. Ben bugün kolaylık olsun diye damla çikolata ilave ettim. Şimdi içine dondurma karışımımı dikkatli bir şekilde döküyorum. Ve kilidini sıkı sıkıya kapatıyorum. İçinde hava olmamasına dikkat edin. İçindeki havayı aldırarak poşeti kapatın. Ve daha sonra bu büyük poşetin içine, buz dolu poşetin içine bunu atacağım. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca bunu sallayacağım. Sallayarak içinde dondurmanın oluşumunu sağlayacağım. Dondurmadaki mantık nedir? Buzluğa atarız hazırladığımız dondurmayı. Ara sıra çıkartıp böyle çatalla karıştırırız ki kristal oluşumu düzgün oluşabilsin, birbirine yapışık oluşabilsin diye, birbirinden ayrı buzlu buzlu olmasın diye. Şimdi bundaki mantık da bu. Bir taraftan dondurmamız donarken diğer taraftan salladığımız için kristallerde tam istediğimiz gibi o dondurmanın istenilen kıvamı gibi oluyorlar. Şimdi bu buz ellerinizi bir zaman sonra donduracaktır. O yüzden bunu bir beze sararak sallamayı daha uygun gördüm. Beze sardığım dondurmamı yaklaşık 5-6 dakika boyunca böyle normal bir ritimle sallıyorum. Sallaya 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 böyle ara sıra da çıkartıp şöyle bir elinizle de kontrol edebilirsiniz. Önce biraz sertleşecek, muhallebi kıvamına gelecek. Daha sonra da dondurma oluşumunuz gerçekleşecek. Gözlerinize inanamayacaksınız. Artık böyle yerde sallamaya başladım. Bakın artık dondurmam oldu. Şimdi içinden çıkartıp size kıvamını göstermek istiyorum. Dondurma kaşığıyla dondurma kaseme koyacağım. Hem kıvamını göreceksiniz hem ne kadar kolay bir şekilde dondurma elde ettiğime şahit olacaksınız. Umarım kendiniz dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Daha çok bu dondurmayı çeşitlendirebilirsiniz. İstediğiniz malzemeyle kullanabilirsiniz. Dondurma kaşığıyla aldığım zaman görüyorsunuz ki kıvamı çok güzel. Bu marketlerden aldığınız dondurmalar gibi çok dayanıklı değil. Uzun süre dışarıda böyle bumbuz şekilde durmuyor. Hemen erimeye başlıyor ama lezzeti kaymak tadında, süt tadında, gerçek şekerle, gerçek sütle çok sağlıklı bir tatlı oldu. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.